Geri çekiliyoruz. İçeri. Sis bombası. Koyun beni. Sıkıştık kaldık. Bu tarafta. Yaşıyor. Helikoptere alın. Bunlar saatler önce öldürülmüş efendim. Hem Polat'tan hem de bizden önce birisi bombayı almış. Polat sağ mı, ölü mü?
Allah'ım bana güç ver. Gücün, kuvvetin, kudretin yegane sahibi sensin. Zalimlerle mücadele etmek için beni güçsüz bırakma. Amin. Güzel yüzünü gördüğüme sevindim. Ben o kadar aynaya bakıyorum. Hiç güzel bir şey görmüyorum baba. Allah Allah. Bir gidip annene soralım bakalım o ne görüyor. Ana oğul yine birlik olursanız ben de sizin gördüğünüzü göreceğim. Söz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Naim Usta. Nasılsın? Sağlığına duacıyım abi. Babalara mı? Aha. Eyvallah. Sağ ol abi. Geldin mi bey? Geldim anne. Oğlum! Oğlum! Abi, biz diyoruz ki acaba sana mı taşınsak? Niye? E abi, çocuğu görüyorsun. Evde kalabalığı seviyor. E sen de evde yoksun. Sen oğlum. Aslında biz demiyoruz. Daha çok siz diyorsunuz Endam Hanım. Yeni evliler yeni evlerinde yaşamalılar. Sana konuşabilirsin dedin mi Hüsnü? Özür dilerim efendim. Ben ne Hüsnü Bey'i ihmal etmek istiyorum... Ne de mamoşu. Haklısın. Ben de bu sıra çok ihmal ettim. Hem Ali Memati hem Hüsnü'yü. Efendim, bağışlamayacak mısınız bizi? Asla. O zaman ben gidiyorum abi. Kalk Hüsnü Bey. Mamoşa da sen bak. Gülendam. Beni tehdit edip yaşayan tek canlısın. Keyfini sür tadını çıkar. Defolun. Bir daha gözüm görmesin sizi. Oğlum yeter artık mama yediğin. Biraz şöyle adam gibi yemek ye. Al bakalım. Hiçbir şey yemedin evladım. Doydum anacığım. Yapmadın ki özel bir şey oğluna. Peynir, zeytin koydun önüne, yedi, tıkandı çocuk. Bırakıyor mu bir şey yapayım? Anne, sizinle yaşasam memleket batar. Aa, niye evladım? E beni yedirirsin, alırım kiloları. Ondan sonra operasyona kim gidecek? Aman, bırak bu operasyon yakasını. İnsan bu güzel yüze kıyar mı evladım? Ameliyat demiyorum anne. Operasyon derken işimi diyorum. Aman ben onu yanlış anladım. Hanım öyle konuşuyorsun. Sanki oğlunun yüzü eskiden çirkin miydi? Hı. O ayrı, o ayrı. Belki daha güzeli gelecek.
Daha güzeli falan yok. Oğlum düşündü taşındı, en doğru kararı verdi ve vazgeçti. Vazgeçmedim anne. Erteledim. Nasıl erteledin? İşlerimi bitirip öyle ameliyat olacağım. Ne zamana bitecek işlerin? Bana kalsa bir haftaya biter. Ama devletin işleyişi ağır. Düşman çok. Bir yıla tamamlamış olurum kafamdakileri. Sonra? Sonrası sizinle daha önce paylaştığım gibi. Kimsenin beni tanımadığı, kimseyi tanımadığım bir yerde hayatımı sürdüreceğim. Niye evladım? Bu memleket sana ne fenalık yaptı? Daha ne yapsın baba ya? Düşmanların demiyorum. Memleket diyorum. Babacığım ben de insanım. İşim farklı bir iş olabilir. Ama ben de etten kemikten yaratılmış bir insanım. Başka bir memlekete gittin. Başka bir yüzün. Başka bir hayatın var. Burada sevdiklerin, ailen, dostların da rahatlar. Gittiğin yerde gözünün önünde bir haksızlık cereyan etti. Zalime isyan etmeyecek misin? Zulümle mücadele etmeyecek misin? Ya gittiğim yerde ne zalim olsun ne zulüm olsun. Ya bırak mücadele etmeyi, kolumu kaldıracak gücüm yok. Oğlum, yoruldun, haklısın. Ama bunun çaresi her şeyden vazgeçmek değil ki. Gördüğün gibi vazgeçtiğim yok anacığım. Ama diyorum ki, öyle bir gün gelsin ki her şeyden vazgeçeyim. Senin dediğin yaratılışa aykırı. Allah'ın kanununa aykırı. Sen istiyorsun ki her şey güllük gülistanlık olsun. Yok öyle bir şey evladım. İyi ile kötünün mücadelesi, merhametli ile merhametsizin mücadelesi, adaletli ile adaletsizin mücadelesi kıyamete kadar sürecek. Neyse bey, sonra konuşuruz bunları. Dur, oğlum gibi yapayım hanım. Hiç konuşmayalım bunları. Hiç hakikatten bahsetmeyelim. Hatta kaçalım. Baba niye üzerime geliyorsun? Ya durumumu biliyorsun. Habire üzerime geliyorsun. Durumunu bildiğim yok ki evladım. Bana bir şey anlatmıyorsun ki. Benim bildiğim eşini ve evladını yitirdiğin. Ama gördüğüm kadarıyla onlardan çok kendini yitirdiğin. Doğrudur baba. Haklısın. Yitirdim ve bulmak istemiyorum. Ömer Bey. Tamam hanım, tamam. Sustum. Ben dükkana gidiyorum. Bırakayım seni baba. İstemem. Yürüyeceğim. Baban üstüne gelmiyor evladım. İstiyor ki derdinle dertlenme, paylaş. Her sıkıntı paylaştıkça azalır. Çok yorgunum anne. Çok.
Sen şimdi niye adama posta koydun baba? Benim kimseye posta koyduğum yok evladım. E ne kızıyorsun ya? Polat haklı. Haklı değil evladım. Nasıl değil baba ya? Yapma Allah aşkına. Ben demiyorum ki benim oğlum huzurlu, sakin bir hayat sürüyor. Ama yaşadıkları oğlumu hem kör hem sağır yapmış. Bir insan Allah tarafından göremeyebilir, işitemeyebilir. Bu kusur değildir. Ama kendi kendini sağır ve kör ediyorsa bu kusurdur. Ben onun hem babasıyım hem de hakikatli dostuyum. Vazifem ona hakikatleri söylemek. Maalesef hakikatte acıdır. Baba, Polat çocuğunu kaybetti. Ne ilk kaybeden ne de son kaybeden olacak. Bir insan bunca zamandır yürüdüğü yolu, kat ettiği mesafeyi inkar edemez. Yorulmuşsa dinlenir. Karanlığa düşmüşse aydınlanır. Bir insana her şey yakışır. Kuluz, her şey bizim için. Ama umutsuzluk, ümitsizlik, Allah'ı inkar etmek demektir. Seni bir yaratan var. Kimsesizlerin kimsesi var. Haklısın. Ben memlekete bakıyorum. Diyorum ki zerre umut yok. Sonra bir şey oluyor. Tam tersi oluyor. 10 sene önce biri bize dese ki gün gelecek Amerika'ya, İsrail'e, dünyaya kafa tutacaksın. Senin kafan güzel derdim. Ha diyeceksin ki kafa tutacak ekonomik, siyasi gücün var mı? Bunun bedelini ödeyebilir miyiz? İşte orada ben de Polat oluyorum. Diyorum ki basıp gideyim buralardan. 2 dakika yaşamazsın başka yerde Hikmet. Beni konuşturma. Hele Polat. 2 saniyeliğine gidemez. Hadi elinizde. İstediğiniz yere gidin. Gittiğiniz yerin ağasına da benden selam söyleyin. Baba, ben seni hiç böyle görmedim. Acaba bir şekerine falan mı baktırsak? Allah'a şükür benim hiçbir şeyim yok. Bir yere mi gideceksiniz? Bari işitmediğinizi, görmediğinizi fark edin. Yanınıza bir rehber alıp öyle gidin. Sığınan ajanlarınız nerede? Bilmiyorum. Konuştu mu Abdurey? Yok abi. Böyle konuşmayacak Abdurey. Gayeyi getir. İlaçla denesin. Tamam abi. Kızın yanına böyle mi gideceksin Abdurey? Torunum ben. Artık dağdan insin. Anası dayanamıyor. Sen gelmesini istemiyor musun? Benim için ölmüş. Cenazeyi kaldırmak da sahibine düşer. Sen bizden bir şey istemişsin. Bir de senden para mı alacağız? Ben de anayım. Hiçbir kadın... Hiçbir anne acı çekmeyi hak etmiyor. Ben kimseye borçluk almak istemem. Al bu parayı. Memduha. Madem kimseye borçluk almak istemiyorsun, bu paraları geri al. Devlet bunu öğrenirse, bir ömür onlara borçlu kalırsın. Devlet benim devletim. Yanlış yapmışsam bedelini öderim. Yok, devlet yanlış yaparsa, o yanlışı da düzeltmeye gayret ederim. Sizin gibi bedel peşinde, diyet peşinde koşmam. Hele de cibiliyeti belli olmayan çobanların peşine sürü olup.
Memduha, senin benimle siyaset konuşmaya ne bilgin yeter, ne fikrin, ne de benim sabrım. Torunun sana geri gelecek. Sağ ol. Memduh'un torunu için konuş. Benim bilgim olduğunu söyle. Evine dönsün. Memduh niye çantayla gelmiş? Para getirmiş. Niye geri götürdün? Almadım. Başımıza iş açacaksınız. Örgüt bunu duyarsa sizi sorgular. Örgüt bu işlerden anlamaz. O para hiçbir şey. Ama ben bir kadını kazandım. O kadın bana aileyi kazandırdı. O aile aşireti kazandırdı. Memduh'un sözü onlara Allah'ın emriydi. Ama artık değil. Silahlı propaganda dönemi bitti. Samir ve adamlarının yerlerini öğrenmemiz çok önemli. Elimden geleni yaparım. İyi eğitim almış. Direnci yüksek olacaktır. Ona ne gerekiyorsa yap. Konuşmazsa canının benim için kıymeti yok. Bir şey öğrenir öğrenmez ara. Merak etmeyin. Dayı ciğerim yani. Biz birine 10 milyon verecek adamlar mıydık? Ucuz kurtulduk Cevherim. Senin bu kumar sevdan varken 100 milyon da verebilirdik. Ya niye verek ha? 100 milyon kere adam keserim. Hele ye ye ye. Bal ye, kaymak ye. Başka türlü sindiremezsin ha. Dayı 10 milyon. He? Aferin benim en has yeğenim. Kapat 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 kapat. Mamati gelmiş mi? Gelmiş değiller dayı. Git parayı götür ver. Selamımı da söyle. Emredersin dayı. Ya dayı Allah'ını seversen yapmayalım. Cevher. Bak bal diyeyim, kaymak diyeyim, cevher diyeyim. Daha başka da bir şey söylemeyeyim ha. Oğlum imdat, destenin yarısını sahte koyaydın bari. He? Sen değilsin ki ben daimin raconunu yerle bir edem. Neden mi? Haşa dayı. 5 milyon kâr edek diyeyim. Sen gene kumarlık olmuşsun ha. Zaza burada mı? Bekle. Dayı, örgütçüler gelmiş seni soruyorlar. Sıkak mı? Örgütçü dediğin kimmiş la? İşte o bir kadın var ya, adı senin adına benziyor. Onun sağ kolu. Ben bir soram bakalım. Ne istemiş? Gelmişken bir elde tavla cevher. Örgütçüler de kumarlık senin gibi. Lay neye gelmişler? Bana takılacak zaman mı? Bilmiyor musun bunların yüzünden başımıza neler geldi? Al bakalım içeri imdat. (Gülüyor)
Cevher Cevher. Hele bana kahve mavem bir şey söyle. Senin yüzünden çok yedim ciğerlerim yani. Buyur yeğenim, beni sormuşsun. Hayırdır, yolunu mu olmuş şaşırdın? Bize 10 milyon dolar borcum var. Cevher, eğer bir el tavla attıysan, bak yeminle o tavlayı sana bele bitiniyle yediririm ha. Dayı, ben düşmanıma ancak kurşun sıkarım. O zaman bu borç nereden geldi? Zülfikar'ın alacağı bizim alacağımızdır. Hele Zülkifah'a tahsildar mı tutmuş? Parayı ne zaman vereceksin? Şimdi. Cevher, imdatı çağır gelsin. Dayı. Çağırdım. Dayı, biz örgüte ne zaman 5 kuruş verdik? İmdat! Buyur dayı. Sen kimsin bize haraç kesilsin ha? Cevher, soku elindekini beline. İmdat, bağlar sahibine ver. Hadi. Lala Hanım'a, Zülkifah'a hasreten selamlarımı söyle. Var mı başka bir şey? Canının sağlığı. Dikkat et. Gençsin, beline meline bir şey olmasın. Dayı. Al bunu, sık kafamı. Ben dayanamayayım. Niye? Sende kafa mı var ki sıkam? Bazen diyeyim ki, Allah beni çok seviyor. Ya Rabbi, bunu ben senden isteseydim, vallahi sen vermezdin. Örgüte 10 milyon verdik. Bir de sevinirsin dayı. Oğlum, para Zülfikar'ın parası. Benim değil ki. Mamati duysa ki Zülküf örgütle çalışayım, halın nice olur bir düşün. Hakikaten dayı, Zülfikar bu enayiliği nasıl yaptı? Bir taşla kaç kuş vurdun? Ya taş deyip kağıt deyip benim canımı sıkma Cevher. Bak, eskilerin bir lafı vardı. Derlerdi ki, bir taşla 3 kuş vuramışsense o taşı yerinden hiç kıpırdatma. İleride lazım olur gene o taş. Neye bakıyorsun Abdüli? Abi, Amerikan üstünden bir satır haber yok. Koyarlar mı öyle bir haber? Amerika karizmasını çizdirir mi? Abi, ben dedim ortalık birbirine girecek. Ben ortalık birbirine girmeyecek demedim. Kapalı kapılar ardında bunun hesabını soracaklar. Bir de hesap mı vereceğiz? Biz vermeyeceğiz. Diplomasi verecek. Abi, seni arayan yok mu? Kim arayacak? Başbakan. 5 dakikası yoktur arayacak. Amerikalılar başında boza pişiriyorlardır. Sen aradın mı Alper'i? Aradım abi. Mossadçılar buraya hiçbir zaman gelmedi diyorlarmış. Başlarının orada ne işi varmış o zaman? Öyle diyecekler tabii abi. Bize teslim edecek değiller ya. Sen de haklısın. Bombadan haber var mı? Yok abi. Kim aldı belli değil. Sence kimde? Feller'de değil. Bizde değil. Örgütte bu sıra hangi klik söz sahibi olmak istiyorsa onda. Ya da onun arkasındaki güçte. De bakalım. De. Usta! Oğlum söylesene usta! Usta! Hadi oğlum. Hadi usta. Söyle bakalım. Usta! Efendim Memati?
Hayırdır? Alışsın usta. Adam görsün ki adam olsun. Yoksa böyle ya sulu göz olacak ya deli. Maşallah, maşallah. Abi ne zaman affedeceksin Gülen Damla Hüsnü'yü? Aslan parçası. İhaneti alkışlayamam. Haini asla sevemem. Abi zamanı mı şimdi çocuğun? Niye getiriyorsun? Oğlum ertele ertele nereye kadar? Mekanımıza alışsın. Görsün bilsin. Onu mu diyorum abi? Adam Elif Elif diye inliyor. Ulan zerre aklıma geldiyse ne olayım? Aracı haydi gelsin çocuğa baksın bari. Anca çocuk bakar o. Amca, Zaza'ya cezasını kesmeyecek miyiz? Zaza'nın cezası kesilmiş. Cezasını kesen sözünü yerine getirmezse... ...o zaman bizim Zülfikar'ımız çift keser. Memati kim? O kim ki bizim sözümüze sahip çıksın? Gördük. Akşamına otoparkımızı soydular. Özcan, senin ağzında emzik varken... Memati'nin belinde silah vardı oğlum. Onların devri bitti. Amcamsın. Büyüğümsün. Öl desen ölürüm. Öldür desen öldürürüm. Ama yanlış yapıyorsun. Hepsini bir gecede öldürürüm. Hepsini. Gezitlik etme. Ben Memati'ye söz verdim. Başımı itlere yediririm. Sözümü kimseye yedirmem. Arabayı götür uzağa bir yere park et. Gelirken de yiyecek bir şeyler al da gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Al. Peynir versene. Bu kalıp yeter mi? Yeter. Zeytin de ver. Ben bunu bozamam ki. Kalsın kalsın. Telefon nerede? Bir telefon açacağım da. Alo. Alo. Alo.
Anay. Baranım. Oğlum. Anay nasılsın? Kurbanın olayım dön. Dedenle konuştum. Affetmişsin. O kimdir beni affedi? Oğlum seni çok özledim. Bir kere göreyim seni. Allah'tan başka bir şey istemem. Anay. Anana bunu çok mu görüyorsun? Oğlum sen gelemiyorsan söyle ben geleyim. Dada haber ne de? Vere hara da beyiz. Yero İstanbul'u terki hara. Tıçıdı beji gurumi. Dada hara gündi. İye terki hara. Abi iki tarafla da görüştüm. Hem Zaza hem Zülfikar Ağa senden yeniden mahkeme istiyor. Zaza vermemiş mi parayı? Zülfikar Ağa tarafı vermedi diyor. Zaza ise işin içinde başka bir iş var konuşmam lazım diyor. Bir daha bir Zaza Zülfikar Ağa'nın otoparkına çökmüş. Epey de arabalarını çalmış. Usta ben bu herifin kafasına sıkacağım. Sakin be Mati, sakin. Bir dinle. Ondan sonra kime istiyorsan ona sık. Nereden soktun beni bu manyakların ortasına usta? İstiyorsan devlet işleriyle uğraştırayım seni. Hadi bombalar nerede bul. Yok usta yok. İstemem. O zaman kabadayılarla uğraşacaksın. Zaten nesi kabadayı usta? Nerede o eski kabadayılar? Bir sen kaldın. Aleme nasıl oluyor bu iş öğret. Çok doğru bir ceza kesmişsin. Bu saatten sonra burnu kanayan sana gelecek. Benim istediğim de o. Kim sokakta ayakta kalmak istiyorsa sırtını sana dayayacak. Abi benim fikrimi de almadın. Ne alacağım lan? Niye? Eski kabadayıları her zaman alırdı. Söyle bakalım, neymiş fikrin? Ben Zazacıyım. Okey oynadı diye 10 milyon ceza kesilmez. Ne zamandan beri benim hükmümü tartışıyorsun? Abi söyle dedin, söyledim. Bu kadar ağır ceza kesersen kimse seni hakim tayin etmez. Etmezse etmesin. Çok da umurumdaydı. Cahit. Otur otur. Ali Memati'yi Gülendam'a bırak. Akşam tekrar alırsın. Abi Memati abi beni öldürür. Memati abini tanımadın mı? Kendi de onlara bırakacak. Ama bir tane suçlu olması lazım. Bu sırada o suçlu sensin. Değil mi Abdüley? Çok şükür. Ben çıkıyorum. Nereye abi? Başkanla görüşelim bakalım. Bir iz, bir haber var mıymış? Durun. Durun. Teslim olacağımızı ölelim. Sakin olun. Teslim olmayacağız. Ölmeyeceğiz de.
Kaç para var burada? 5, 10. Senin gibi 10 tane satın alacak kadar var. Oh. Gel buraya. Bana bak. Benimle adam gibi konuşacaksın. Ya sorduğuma cevap vereceksin ya da it gibi gebereceksin. Kal öyle. Kaç para var burada? 10 milyon. İyi para. Örgütün parasını çalanın cezası nedir? Ölüm. Güzel. Şimdi bana adam gibi cevap ver. Bombalar nerede? Kimde? Ne bombası? El bombası arar gibi bir halin mi var? El bombasından büyük bir tane arıyorsan bilmen lazım ki onların bırak nerede olduğunu, var olup olmadığını bile bilmem. Sen bu paraları çalmadığını kime anlatabilirsin? Lale Zara'ya anlatabilir misin? Ha? İstanbul'a bir tim geliyor. Ama kimlerden oluşuyor, nereye geliyorlar, nerede eylem yapacaklar bilmiyorum. Gelen tim kimin? Şahmaran'ın. Bu kadar be koçum. Baştan söylesen ya. Bak örgüte ne kadar zarar verdi. Yananları ben sana yollarım. Rahat ol. Gaye'den haber mi var Abdülay? Evet abi. Bir adres almayı başarmış. Neresi? Tamam Abdülay. Siz direkt adrese gidin, orada buluşuruz. Günter ne istiyor anlamadım. Her zamanki gibi teklifini yeniledi ve gitti. Sen ne dedin? Gücümden daha fazlasını veriyorsan, bunu verecek gücüm varsa tamam dedim. O da vereceğini söyledi. Değil mi Davutcuğum? Evet. Bu kadar acemi bir satranç oyuncusu ben hayatımda görmedim. Benim vezirimi yiyecek ve mat edecek ya. Heyecandan kapı kapı dolaşıp benim elimde ne var biliyor musunuz diyor. Elinde size ait bir şey mi var? Hem de çok değerli bir şey. Bağdat'a geldiğini sonradan duydum. Keşke bana söyleseydin. General sen ben oturur birlikte konuşurduk. Zaten sizin öğreneceğinizi biliyordum. Dolayısıyla gizli bir şey yapmadım. Davutcuğum benim hakkımda rapor hazırladığını biliyorum. Senden ricam, raporunun son halini bana göster. Yine benden gizli bir şey yapmamış ol. Tabii zevkle. Sizin ve yönetim biçiminizin bu topraklara uygun olmadığını raporumda da yazacağım. Sizinle de paylaşacağım. Ben Amerikalılarla ilişkimi daima şeffaf kıldım. Bundan sonra da değiştirmeye niyetim yok. Benim de seni değiştirmeye niyetim yok. Ya da başka saflara katılmana. Nasılsınız İnce Hanım? Teşekkür ederim Hakkı. Artık Aaron Feller'le çalışıyormuşsun. Evet. Başarılar dilerim. Hanımefendi sizinle birlikte mi? Hanımefendinin Davut Bey'le randevusu var. İş başvurularını insan kaynakları yapacak. Babam değil. Ben buraya iş görüşmesi için gelmedim. Davut Bey'i ziyarete geldim. Babanız sanırım. Davut Tataroğlu'nu ziyaret etmenin en güzel yanlarından biri kızıyla rastlaşmak. Her zamanki gibi çok güzelsiniz. Siz de her zamanki gibi kibarsınız. (Gülüyor)
Hoş geldin Peri. Hoş bulduk. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Peri, ne içmek istediğini söyle. Birazdan alacağım seni. Hayırdır baba? Günter'in geldiğini duyunca koşa koşa gelmiş. Onu demiyorum. Bu kız kim? Endüstri mühendisi. Sen de 35 yaşında paralı girişimci, öyle mi? İnci, 35 senedir yapmadığımı bu yaştan sonra yapacak değilim. Gel Peri. İnci ile tanıştınız mı? Memnun oldum. Niye bana Türkiye'nin basın imparatoru olduğunuzu söylemediniz? Niye bana babanın İbrahim Velit olduğunu söylemedin? Tanıyacağınızı bilseydim tabii ki söylerdim. Çocukluğunu bilirim. Onun da, Mehmet Fikret'in de. Mehmet seni çok rahat bırakmaz. Çok şeker bir insan. Ama ben onun zannettiği gibi biri değilim. Gerçi kısa bir süre zannettiği gibi biri olmayı oynayacağım. Dikkat et. Tehlikeli bir oyun bu. Baban Mehmet Fikret'i öldürür. Siz kızınız için birini öldürdünüz mü? Çok. Ama tabii ki bundan kızımın haberi yok. Giren çıkan var mı? Ortalık sakin usta. Girişte güvenlik kameraları var. Nasıl gireceğiz usta? Ön kapıdan Memati. Samir buradaymış. Abdüley, Alper'i ara, buraya tim göndersinler. Her yer iyice aransın. Özellikle bilgisayarlar. Tamam abi. Alper, sana bir adres vereceğim. Ben size verdiğim sözü tuttum. Siz bana sözünüzü tutmadınız. Oğlum nerede? Oğlun benim korumam altında.
Cezaevinde mi koruyorsunuz? Dışarısı daha çok tehlikeli. Örgütünüzdeki bölümler tam olarak ortaya çıksın ki kimse oğlunu sana karşı koz olarak kullanmasın. Eğer oğlumu serbest bırakmazsan Almanya'yı yakarım. Ne güzel. Ülken biraz ısınır. Oğlunla konuşmak istersen 10 dakika sonra ara. Bu numarada karşına çıkacak. Telefonla konuş. Ardından da İstanbul'u terk et. Bu iş bugün bitecek. Zaza'dan paraları aldık. Ama yolda bir şey oldu. Ne oldu? Ünsal tuzağa düşürdü. Bombaları sordu. Sen ne dedin? Bitimin İstanbul'a getirdiğini söyledim. Şahmaran'ı söyledin mi? Evet. İyi. Amerikalılar bombanın patlamasına izin vermezler. Ünsal'ı kim gördü? Bizim çocuklar. Birini öldür. Diğer ikisi hayatta kalsın. Sana sadık olurlar. Siz iyi misiniz? Oğlum. Bu otopark işi nedir Zaza? Ne otoparkı? Zülfikar Ağa'nın otoparkı soyulmuş. Ne zamandan beri ağaların soğanından başka şeyleri soyuluyor? Zaza, ben seninle laf yarıştırmam. Benim senin kadar çenem çalışmaz, bileğim çalışır. Burada saygı duyduğum, lafını lafım bildiğimin mekanında oturuyorum. Bir hüküm verdi. O hükmü yerine getirmediğin gibi bir de hırsızlığa tenezzül ettin. Cezası neyse kes Memati. Memati'yi de ettik şoför mü abini? Ha babam bilet kesip durayım. Zaza. Hiç benim şaka yaptığımı duydun mu? Kabul et sen de yaşlandın Memati. Hayat böyle gitmez. Gidecek olsa ben böyle sakin oturur muydum? Bak ağa dedik, hürmet ettik. Ağa bize kırkız diye. Şimdi bunu ciddiye alsam ne yapmam lazım? Kalkıp Zülfikar Ağa'nın kafasını koparmam lazım. Almayayım tabii ki. Çünkü adamı Zeynel yaramazın biri. Onu hakikat dışı laflar idi. Sen çökmedin mi otoparka? Kardeş, ben imzasız iş yapmam ha. Sen hiç duydun mu benim küfte yedirip adam bayılttığımı? Niye insanı öldürmekten imtina edem? Zaten sevmeyeyim. Zaza, parayı niye ödemedin? Tövbe ya Rabbim. Ya siz ne içsiniz? Sizin karnınızın içinden bir şey mi var? Ya niye ödemeyeyim ha? Ben bu kadar yalan konuşulan yerde durmam. Zülfikar Ağa. Otur.
Zaza! Ödedin mi? Ödemedin mi? Ödedim. Aha, ağa dediğin adam örgütün tahsilatçılarını yollamış. Ben de saydım 10 milyon avuçlarına. Neden? Ben örgüte bırak tahsildarlığı, günahımı bile vermem. Günahımı. Günahı bağlı boynuna. Şimdi ben şekvacıyım. Hangi raconda yazıyor örgüte para tahsil ettirmek lu? Arada sen olmasan Mamati kardeş, ben onlara bilirsin ne yapayım. Örgüt mü örgüt ne demek Zülfikar ağa? Benim ne örgütle ne de örgütçülerle işim olmaz. Caver! Buyur dayı. Oğlum biz 10 milyonu vermedik mi? Bavulla verdik dayı. Zeynel! Zeynel! Buyur ağam. Biz Zaza'dan para aldık mı? Almadık. Ya ben ne bileyim sen para aldın mı almadın mı? Ben örgüte paranı verdim. Zülfikar ağa, şu işi bir öğren, ondan sonra konuşalım. Ama eğer böyle bir şey varsa... Ne ben, ne bana saygı gösteren hiç kimse örgütle iş yapmaz. Yapan bir Yezid varsa cezasını ben kendi ellerimle veririm. Eyvallah. Yani bana örgüte 10 milyon dolar verdirttin ya Memati. Alacağın olsun. Abi neye bağladın? Bu işten çok kan dökülecek Erhan. Çok. Ya ne kanları dökülecek? İkisi de ihtiyar. Kanları mı var? Dökülse dökülse dişleri dökülür. O da sıkmaktan değil, yaşlılıktan, zıngırdamaktan. İhtiyar aslanla yaralı kurttan korkacaksın. Çünkü onlar hiçbir şeyden korkmaz. Şahnaran bombayı İstanbul'a yollamış. Günter bize ait olanı örgütten alıp örgüte satmış. Gerizekalı Şamir. Günter şantaj mı yapacak yoksa patlatacak mı? Şantaj yapacak. Kimin gücü burada böyle bir eylem yapmaya yeter? Almanlar bazen akıl dışı işler yaparlar ama bu genellikle yüzyılda bir olur. Bomba Günter'de değil ki. Şahmaran dedikleri adam akıl hastasının önde gideni. Yeni önder olmak için İstanbul'u da yok eder, Ankara'yı da, Diyarbakır'ı da. İstanbul'da bomba patlarsa İmralı bundan etkilenir mi? Bomba patlarsa ne İstanbul kalır ne adalar. Bunu biliyorsunuz. Nasıl böyle oturuyorsunuz? Uçağa binip gidelim. O bomba burada patlarsa beni dünyanın hiçbir yerinde yaşatmazlar Ünsal. Ama patlamayacak. Baba, kurbanın olayım, oğlumu kurtar. Bir sakinleş kızım. Baba, Baran'ımın sesini duymuşum. Nasıl sakin olam? Ezgulam diyor ki, gidin buradan. Kötü şeyler olacak. Durmayın orada. Van'a gidin. Kızım, hele şu işi bir baştan anlat bana, hadi. Anamı aradım. Sesini duydum. Yalan söylüyorsun.
Anamdan başka kimsem yok başkanım. İşbirlikçi feodal deden aradın değil mi ajan? Benim dedem yok. Ben örgüte her şeyimi adadım. Buraya ölmeye gelmedin mi başkanım? Ulan en güvendiğim adam sendin. Sen de ajan çıktın. Sıkın kafasına gitsin. Başkanım, örgüt baronun infazına izin vermiyor. O ne demek lan? Buyur baba Memduh. Neredesin, evde misin? Geliyorum. Usta Bittim'in geldiğini duyum aldık. Ama kime bağlı Tim? Nerede? Yanlarında bomba var mı yok mu bilmiyoruz. Amerikalılardan ses yok mu? Yok. İşte o sakat. Bedel ödeteceklerse en güzel şekil bu şekil. İşin içinde Amerikalılar yok. Yoksa çoktan başbakana şantaj yaparlardı. Alper, bunu oturup konuşacağımıza her deliğe girelim. Elbet bu Tim bir yerde saklanıyor. Bastırmam gereken yerleri bastırdım. Bu iş öyle olmaz. Tek yapacak şey Lale Zara'yı kaldırmak. Bacı başka bir şey söyledi mi? Söylemedi. Ezgulam, nasıl olacak bu iş? Güzel olacak bacı. Güzel olacak. Kızım bir müsaade et. Bu oğlan niye böyle demiş ki benim babam? İstanbul'u havaya uçuracaklar baba Memduh. Bizim hainin bu işle ne alakası var? Bir de diyorlar ki çocuk eve dönsün. Dönsün de ben bunu eve nasıl alayım? Abdurrey, baba Memduh'un ev kayıtlarını çıkar. Sabah yapılan görüşmelerinin adreslerini bul bana. Bana müsaade, ben şu işe bir bakayım. Ben sana bir şey söylemeye utanıyorum. Sen utanılacak bir şey yapmazsın. Yaptım. Bu gelinim benim öz kızım gibidir. Yanımda ermesine dayanamadım. Gittim Lale Zara'ya dedim ki torunumu geri verin kaç paraysa. O ne dedi? Geri gelecek dedi. Yürü gidiyoruz. Sen örgüte beni mi sattın lan? Ben senin hayatını kurtardım. Örgüt seni infaz edecekti. İstedikleri parayı verdim. Örgütün beni öldürmesi şereftir. Ama yeğenimin Gezit olması... Ben bu... yaşayamam. Öldür o zaman. Seni canından çok seven yeğenini öldür. Senin beni öldürmen benim için şereftir. Ağam. Zeynel sen karışma. Kan dökeceksen benim kanımı dök. Kendi kanını değil. Lan. Defol git. Bir daha gözüm görmesin seni. Defol! Ben öldürmedim. Ama sen öldüreceksin. Senin kanın değil. Sana helal. Yani?
Şimdi sen değilsin ki bu işi yegeni mi yapmıştır Cevher? Ya kim yapacak dayı? Tabii. İnsan yegenini seçer mi ki? Vah zülfikârım, vah vah. Yani şimdi bize niye laf söylesin ki dayı? Sana laf söylesem say sen de annesin. Ben anneyim dayı. Ya. Ne annesin? Dayı, iki yumurta tokuşursa elbet biri kırılır. İyi de kim kırıyor ha? Kim dokuşturuyor yumurtaları? Bana onu söyle. Dayı, ben yumurtayı yemesini severim. Yapılmasını bilmem ki. Hakikaten dayı, bu yumurtaları kim kırıyor? Zülfikar yegen ne kıysa bir ömür bize hasım olacak. Kıymazsa biz onlara bir ömür düşman olacak. Şimdi örgüt hem ona düşman, hem bize düşman, hem Memati'ye düşman. Dayı, zarı kim attıysa iyi düşeş attı. Bir sus imdat. Sen zar dedikçe bana kaşıntı geldi. Tamam usta, çıkıyoruz. Abdüley Erhan, çıkıyoruz. Cahit, sen burada kal, çocuğa bak. Abi, Ali Memati Gülendam ablada. Sen kendi kafana göre nasıl iş yaparsın? Abi söyledi. Usta öyle söylememiştir. Git dillerin başında dur demiştir. Öyle söylemediyse de ben öyle söylüyorum. Git onların başında dur. Gözüme görünme. Sayın Feller'in ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Şu an Orta Doğu'nun en büyük gündemi İran'ın nükleer çalışmaları iken bir de Türkiye'yi bu sorunun içine sokmak hiç de akıllıca değil. İran'a ambargo konusunda tüm dünyayı ikna eden Birleşik Devletler bir tek Türkiye'yi ikna edemiyorsa burada bir sorun var demektir. Ülkenin hassas noktalarına dokunmak için güçlü olmak yetmiyor. Yani? Türkiye'nin dengelerini iyi bilmek ve ona göre oynamak en az güçlü olmak kadar önemli. Maalesef dışarıdan bu ülkeye gelenler bu dengeleri bizim kadar iyi bilemiyorlar. Washington'ın da bu konuda sıkıntıları var. Ve bu sıkıntıları aşacak alternatifleri de var. Feller benden hazırladığım raporu istedi. Ver, bilmediği bir şey yazmıyorsun. Sizin aranızdaki çatışmanın ortasında kalmaktan nefret ediyorum. Bu çatışma yakında son bulacak. Kaybeden Feller olacak. Uçağım bekliyor. Kısa zamanda döneceğim. Alper. Tamam baba, sen devam et. Ne yapıyorsun sen burada? Zarayı kaldıracağım usta. Bu iş başka türlü çözülmeyecek. Ben ilgilenirim onunla. Abdüley'e bir adres bulmasını söyledim. Sen oraya git. Usta, ne diyorsam onu yap Alper.
Adres ne oldu? Öğrendim abi. Alper'e söyle. Sadece oraya değil, bütün mahalleyi kontrol altına alsın. Tamam abi. Usta, ne oluyor? Bomba İstanbul'da. Getirenlerden biri de baba Memduh'un torunu. Hayda. Ya. Ben sana ne dedim Cahit? Gitme çocuğun üstüne. Hayırdır Memduh Ağa? Çocuk anasını aramış. İstanbul'daymış. Çocuk anasını aramamasını bilecek kadar bilinçli bir arkadaşımız. Onu aramasını ben söyledim. Niye İstanbul'u terk edin dedirttin? Çocuk örgütten ayrılmak istemiyor. Seni görmek istemiyor. O yüzden sen bir süre memlekete git. Baran'ı anası ikna etsin. Ben akşam uçayla gidiyorum. Çocuk akşam evde olsun. Adamını yolla. Baran'ı alsın, bir yerde kafasına sıksın. Bomba işine de hız versinler. Akşam olmadan bu iş bitsin istiyorum. Durun! Cahit sen benimle geliyorsun. Siz burada kalın. Benden haber bekleyin. Ne kızıyorsun abi? Adını sen koymadın mı Gözde diye? Sen de bize ait olan bir şey var. Geri vereceğini umuyoruz. Elbette Mr. Feller. Siz bana istediklerimi verin. Ben de size ait olanı geri veririm. Biz müttefiklerimizin taleplerini her zaman dikkate alırız. İstedikleriniz verebileceğim şeylerse vermekten mutluluk duyarım.
Benim için iki önemli konu var. Birincisi medya. Türk medyasının çok kutuplu dünya düzenine adapte olmasını engelliyorsunuz. Türk medyası hiç olmadığınca renkli bir dönemi yaşıyor. Renkli ama tek kutuplu. Ben Davut Tataroğlu'yla da görüştüm. Sizin aksinize o bu bölgede başka oyuncuların da olduğunun farkında. Davut ileriyi görmesini her zaman bilmiştir. Kendisine sizinle işbirliği yapmasını tavsiye edeceğim. İkinci konu enerji. İran, Türkiye, Avrupa Birliği arasında petrol ve doğal gaz hattı bizim için stratejik öneme sahip. Bu koridor kurulmadığı sürece tüm Avrupa Rusya'nın enerji şantajına boyun eğmek zorunda. Müttefiklerimizin Rus doğalgazına muhtaç kalmalarını biz de istemeyiz. Zaten müttefiklerimiz olarak siz bize destek verseydiniz, İran'da kurulacak demokratik bir rejimle bu proje çoktan hayata geçirilmiş olacaktı. Siz Irak'a demokrasi götürdükten sonra Irak petrollerinden payımıza ne düştüğünün farkındayız. İran'da da aynı şeyin olmasına izin vermeyiz. Bizim açımızdan bu enerji hattının bir an evvel kurulması şarttır. Ve tartışmaya açık bir konu değildir. Sizi anlıyorum. Ama bu konuda size önümüzdeki bahara kadar yardım edemem. Talebinizi Şansölye'ye bizzat ileteceğim. Bu görüşme için uçak havaalanında beni bekliyor. Merak etmeyin. Size cevabımızı iletmeden İstanbul'da hiçbir şey patlamayacak. Bombayı nerede patlatacaksınız? Bilmiyorum. Tim nerede? Bilmiyorum. Cahit babam Memduh'a götür. Thank you.
Bombayı nerede patlatacaksınız? Cevap ver. Nasılsa hiçbir şey yapamayacaksınız. Hisar'da. Hangisinde? Efendim usta. Memati. Bomba Hisar'da. Hangisinde usta? Anadolu mu Rumeli mi? Siz Rumeli'ye gidin. Ben Anadolu'ya gidiyorum. Tamam usta. Yürüyün gidiyoruz. İstanbul'dan derhal çıkmanız gerekiyor. Helikopteriniz hazır. Tahliye çalışmaları için hazır olun. Ama benden talimat bekleyin. Polat'ın operasyonunun sonucunu bekleyelim. Efendim, kendinizi riske atamazsınız. Geç kalırsak sonucu korkunç olacaktır. İstanbul'da patlayacak nükleer bomba milyonlarca insanın ölümüne yol açacaktır. Sayaç harekete geçirdikten sonra geriye dönüşü yok. Henüz elimizde bu yönde bir bilgi yok Sayın Profesör. Gereksiz bir panik daha büyük felaketlere yol açabilir. Polat'tan gelecek bilgileri beklemek zorundayız. Efendim? Sen o tarafa, Eren sen bu tarafa.
Bombayı nasıl durduracağım? Durduramazsın. Durduramazsam sen de ölürsün. Hadi, ölmek istemediğini biliyorum. Bombayı durdurmama yardım edersen yaşarsın. Bak, örgütten kurtarırım seni. Yüzünü değiştirip yurt dışına yollarım. Ne istiyorsan veririm. Krallar gibi yaşarsın, ha? Ölmek istemiyorum. Bilsem söylerim. Ne olur bırak beni. Bilsem söylerim. Git. Defol. Alper, fotoğrafı aldınız mı? Yanında uzman var mı? Hocamız yanımızda. Senden gelen fotoğrafı inceliyorlar şu anda. Durum iç açıcı değil. Bombayı durdurman mümkün görünmüyor. Hocam, yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Henüz zaman var. En azından... Ya bombayı helikopterle daha az zarar vereceği bir yere taşıyabiliriz. Bunu denemenizi tavsiye etmem. Bombada civa düzeni var. Ufak bir sarsıntıda bile patlayabilir. Eğer helikopter havalandıktan sonra patlarsa... radyoaktif serpinti yüzünden vereceği zarar katlanmış olur. Ya iyi de hocam, eli kolu bağlı oturacak mıyız? Yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Maalesef yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bir an evvel uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşın oradan. Henüz vakit varken bombadan mümkün...